Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 6 Temmuz'da Türkiye saatine göre 1.58'de 14 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Sirius yıldızıyla birleşen çok ilgi çekici, önemli, güçlü bir yeni ay döngüsündeyiz. Tabii ki Güneş ve Ay burada tam 14 derece Yengeç Burcu'nda kavuşacağı için Sirius yıldızıyla da tam kavuşum yaptığını görüyoruz. O yüzden bu kutsal yıldızla da ilgili bazı bilgilere göz atmakta fayda var. Evet, Sirius yıldızı her zaman kadim bilgilerde, astrolojik kaynaklarda da çok öne çıkar. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de ilk, yani adı geçen yıldızdır, Şira yıldızı, Necm suresinde görürüz. Ve eski Mısır antik astrolojisinde de Sirius yıldızının her zaman doğuşu, özellikle yaz aylarında güneşten önce doğuşu, yeni Sirius takviminin oluşmasında çok önemlidir. Ve bu önemli yıldız Türk kültüründe de çok dikkat çeker. Biliyorsunuz Türk mitolojisinde de Kurt Asena kültü vardır ve bu da tamamen Sirius'la ilgilidir. Sirius, Orion takım yıldızının hemen ayağında yer alan Canis Major yıldızında yer alan bir önemli, parlak bir yıldız. Çok böyle mavi, parlak bir ışığı vardır. Aslında Sirius A, Sirius B olarak da iki yıldızdan oluşmaktadır. Özellikle kış gecelerinde Orion'u ve Sirius'u gökyüzünde çok parlak bir şekilde görebiliriz. Haziran'ın sonlarından itibaren ise güneşten önce artık helyak doğuş yapmaya başlar gökyüzünde. Ve 6 Temmuz'da Güneş'le Sirius'un tam kavuşum günüdür. Bu yüzden de çok önemli bir gündür 6 Temmuz. Çünkü Sirius aynı zamanda Güneş sisteminin de Güneş'i olarak tabir edilen yine böyle mistik, önemli bir yıldızdır. Tabii ki Güneş Sirius'la birleştiğinde bir yıllık önemli bir döngüyü de başlatır. Bunun da özellikle kişisel anlamda, dünyasal anlamda, kolektif anlamda da önemli anlamları var. Ruhsal gelişimimiz, tekamülümüz, karma kader döngüsünde her zaman Sirius'un hareketlerinin, Sirius'un astrolojik olarak tesirlerinin ve tabii ki doğum haritasındaki yerleşimlerinin önemini burada tekrar göz önüne almak istiyorum. Evet, şimdi böyle bir önemli enerjiyle doğan bir yeni aydan bahsediyoruz. Özellikle tabii ki öncü burçlarımız çok etki alacaklar. Hatırlayalım, bunlar kimler? Yengeç ve oğlaklar başta olmak üzere Koç ve Terazi burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bu öncü burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz veya önemli gezegenleriniz varsa ve bu yerleşim 14 derece ve yakınlarında, bunu 10 ile 20 derece arası alabilirsiniz. O zaman bu yeni aydan çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, Sirius yıldızı aynı zamanda köpek yıldızı olarak da karşımıza çıkar. Kurt, köpek, çakal gibi sembolleri vardır. Ve bu anda, yani yeni ayın doğduğu anda, yükselen anında Boğa burcunu görüyoruz. 15 derece Boğa burcu yükseliyor ve yükselen burca yakın bir Mars yerleşimi var. Uranüs yerleşimi var. Yeni ay haritasında 3. evde yeni ay, güneş ve ay yerleşmiş durumda. Venüs de Yengeç burcunda, hem yükselen burcun yöneticisi hem de yeni aya çok yakın konumlanmış durumda ve Pollux yıldızıyla da birleşmiş durumda Venüs, ki bu da çok önemli bir yıldızdır aslına baktığımızda. Yeni ay Satürn'e, balık burcundaki Satürn'e olumlu bir açıda, Mars da yine çok olumlu bir açıda yerleşmiş görünüyor. Mars'la Satürn arasında da yine olumlu bir açı var. Yükselen noktasını gören bir evde, 3. evde yükselen derecesine tam böyle güzel seksi bir açı oluşturuyor. Bunlar olumlu enerjiler. Aslında Sirius çok şanslı bir yıldızdır. Bereketli bir yıldızdır. Maddi manevi başarı, bolluk, bereket, ün, şöhret getiren bir yıldızdır. Özellikle kişisel doğum haritalarımızda bu yıldızla birleşen noktalarımız ve kişisel gezegenlerimiz varsa, bu gezegenlerin sembolize ettiği konular hayatlarımızda çok daha şanslı, çok daha kısmetli hale gelebilir. Yeni aylar, biliyorsunuz, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, girişimler için her zaman önemli dönemlerdir. Böyle bir keyifli, şanslı, uğurlu bir yeni ayda da rahatlıkla hayatımızda
yeni başlangıçlar yapabiliriz, kararlar verebiliriz. Ama her şeyden önce karma kaderle çok alakalı, çok mistik bir yıldız enerjisiyle bir yeni ay başlayacak. Tabii ki ruhsal rehberlikler almamız, destekler almamız mümkün. Biraz hak edişlerle daha fazla yüzleşeceğimiz bir dönem. Emek harcadığımız konularda yollar açılabilir bize. Hak edişlerimiz doğrultusunda kapılar açılabilir. Ama tabii ki olumlu da olumsuz da hak edişlerimiz kendini gösterebilir. Bu nedenle eğer hani olumsuz, negatif bazı eylemlerimiz olduysa, düşüncelerimiz olduysa tabii ki bazı derslerle de yüzleşebiliriz bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Özellikle yükselende boğa burcunun olması, yengeçteki güzel yerleşimler, Venüs'ün de yengeçte olması hayatımızda maddi manevi güven arayışlarımızda sağlam temeller oluşturabileceğimizi gösteriyor. Satürn'ün de böyle güzel bir açısı var. Uzun vadeli hedeflerimiz, bu bir evlilik olabilir, bir yuva kurmak olabilir, bir iş olabilir, uzun süreli ilişkilerimiz olabilir. Buralarda yeni adımlar atmak, başlangıçlar yapmak için, düzenlemeler yapmak için gayet güzel bir yeni ay enerjisi altındayız. Bununla birlikte tabii ki düşüncelerimiz, hayata bakışımız, inançlarımız, felsefelerimiz, tüm buralarda da böyle derin sorgulamaların olması, bazı önemli farkındalıkların, uyanışların olması da mümkün görünüyor. Yani ruhsal her türlü arayışta, manevi derinleşmeler ve uyanışlarda bu yeni ayında bize çok güzel açılımlar, çok güzel rehberlikler getirmesini bekleyebiliriz. Şimdi kolektif alanda baktığımızda, tabii ki ülkemiz için baktığımızda özellikle Sirius yıldızı ülkemizin yükseleni yengeçtir ve Plüto'muzun 13 derecesiyle de tam böyle bir kavuşum içerisinde. Dolayısıyla Plüto aslında ülkemizin sembolik olarak kendi karakteristik özellikleri de çok ilgilidir. Biliyorsunuz küllerinden yeniden doğan bir ülke burası ve her zaman güç ve mücadele içerisindeyiz, dönüşümler içerisindeyiz. İşte o noktada doğan bir yeni ay. Yani ülkemizin yine çok önemli bazı kararlar aşamasında olduğunu ve bazı önemli oluşumlar içerisinde kilit rol oynayabileceğini burada söyleyebiliriz. Su üçgeni vardır. Ülkemiz haritasını bilenler bunu bilir. Uranüs'ümüz balık burcundadır. İşte Venüs'ümüz yine akrep burcundadır. Ve Plüto ile oluşan güzel bir su üçgeni vardır. Bu yeni ay. Aynı zamanda işte Venüs'ün ve Satürn'ün de transitteki destekleriyle beraber bu su üçgenini çok aslında ortaya çıkarıyor, tetikliyor. Dolayısıyla böyle ilahi bazı rehberliklerin, oluşumların olması, ülkemiz adına yararlı olabilecek bazı kararların verilmesi, yine kolektif alanda önemli işbirliklerine gidilmesi, ki bu ülke siyasetiyle de ilgili olabilir, ülke içerisinde bazı böyle bağlantıların, anlaşmaların olması, ülkeler arası ilişkilerde de yine söz sahibi olmamız ve öne çıkmamız söz konusu olabilir. Tabii ki burada yine adalete, karmaya, hak edişlere dikkat etmek lazım. Köpek yıldızı dedik. Biliyorsunuz gündemimizde sokak köpekleri ile ilgili önemli etkiler var. Şimdi buradaki tabii ki bazı uygulamalar olabilir, yasal süreçler olabilir. Bu çok ince bir konu ve gerçekten de bu maneviyata, ruhsal enerjilere dikkat etmek lazım. Çünkü çok olumlu tesirler olabileceği gibi yanlış uygulamalar, olumsuzluklar da getirebilir. Aynı zamanda yılın en sıcak dönemlerinin başlayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Sirius'un bu güneşle birleştiği zamanlar zaten Mısır antik astrolojisinde de yılın en sıcak zamanlarıdır. Hava daha fazla ısınabilir. Güneşin de en kuvvetli olduğu dönemlerdeyiz. Hava sıcaklıkları artabilir. Hava sıcaklıklarının artması, özellikle Sirius'un yine sembolize ettiği yangınlara karşı da dikkat çekiyor. Yangınlar, tabii ki ormanlarımız, doğal kaynaklarımız, buralara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bazı hastalıkların, ki özellikle işte köpeklerle ilgili bulaşıcı hastalıklar, hayvanlarla ilgili kuduz gibi bazı sağlık sorunlarının gündeme gelmesi, artması beklenebilir. Burada da yine ülkemiz için biraz önemli gündemler olacak gibi görünüyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Hem mantıklı, hem duyarlı, hem de çok ruhsal anlamda hassas hareketlerin yapılması, planlamaların yapılması gerekiyor. Evet, kişisel anlamda baktığımızda biraz hani hayatlarımızda olumlu gelişimlerde destekleyen bir yıldız olduğunu söyledik. Yani bazı uzun vadeli hayatımızda işte güven oluşturmak istediğimiz, sağlam temeller oluşturmak istediğimiz alanlarda iş olur, özel hayat olur, evlilik olur, yuva, emlak almak, gayrimenkul gibi konular, biliyorsun tamamen yengeç konusu. Tabii ki barınma, beslenme, gıda gibi konular da yengeç konusu. Buralarda da belki bir anlamda hani süre gelen uzun süreli bu sorunların göz önüne gelmesi
bir şekilde toplumun yararına bazı uygulamaların, düzenlemelerin yapılması ya da bu adımların atılması da söz konusu olabilir. Ve savaşla da ilgilidir Sirius Yıldızı. Yani Sirius Yıldızı aslında savaşçıları, liderleri de sembolize eder. Çok güçlü savaşçılarda güçlü bir şekilde karşımıza çıkar. Dünyada savaş rüzgarları artabilir. Özellikle bu barınma, beslenme, sahip olma, toprak gibi konularda gündeme gelebilecek hassasiyetler savaş enerjilerini arttırabilir. Burada tabii ki dikkat çeken liderler, yine ülkelerin aldığı bazı kararlar, uygulamalar söz konusu olabilir. Özellikle de tabii ki Orta Doğu bölgesi biraz daha bu dönemde hassas olabilir, kırılgan olabilir. Bunun ülkemize de tabii ki önemli tesirleri olabilir. Evet, şimdi yükselen burçlarınıza göre bu Sirius'la birleşen güçlü yeni ay size nasıl etkiler getirebilir? Kısa kısa bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yengeç burcunun 14 derecesine doğacak bu yeni ay sizin 4. evinizi etkiliyor. Önce burçlarımız tabii ki güçlü etkiler alıyor. Siz de bir önce burç olarak bu yeni aydan çok belirgin etkiler alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa önemli tesirler gelebilir. Aslında çok şanslı, kısmetli, bereketli bir yeni ay bu. Ev, yuva alanları, özel hayatınız gibi konularda, ailevi konularda güçlü etkiler altındasınız. Bu yeni ayın desteğiyle birlikte yaşamınızda böyle bir evlenmek, yuva kurmak gibi önemli bir döngünüz olabilir. Ev almak söz konusu olabilir. Tabii ki anne baba olmak, çocuk sahibi olmak gibi konularınız, yine aile ve yuva ile ilgili konularınız öncelikli. Evde yapılacak işleriniz, düzenlemeleriniz olabilir. Evden bir iş kurabilirsiniz. Genel olarak aslında size ait kaynakları güçlendirmek, size ait kaynakları değerlendirmek, kendinizi maddi manevi güvende ve huzurlu hissedebilmek için bu yeni ay önemli etkiler getiriyor. Aile deyince tabii ki anneniz, babanız, ebeveynleriniz, onlarla ilişkileriniz, onların hayatlarının düzeni, onların sağlıkları ve benzeri konularda da yine bu yeni ay etkileri önemli tesirler getirebilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 14 derece yengeç burcunda doğan bu Sirius'la birleşen güçlü yeni ay sizin için de çok keyifli, olumlu etkiler getirebilir. 3. evinizde doğacak. Üstelik yeni ay sırasında burcunuzda Mars var, Uranüs var. Mars'ın olumlu bir açısı var bu yeni aya. Hem yeni aydan hem Satürn'den olumlu açılar alıyorsunuz. Düşünceleriniz, hayata bakışınız değişiyor. İlham aldığınız bir dönemdesiniz. Ama kişisel anlamda da yeni bir girişimde bulunmak, inisiyatif almak için bu yeni ay sizi çok destekleyecek. Bir eğitime başlayabilirsiniz, bir şeyleri tasarlayabilirsiniz. Yazmak için, öğrenmek için, eğitimle okumak için çok güzel bir dönem. Güzel seyahatler gelebilir. Özellikle deniz yolculukları ya da kutsal yerlere yapılacak seyahatler, tatiller bu yeni ay ile birlikte gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle ilgili şanslı etkiler altındasınız. Kardeşlerinizin yaşamında olumlu bazı gelişmelerin olması, sevindirici gelişmelerin, başlangıçların olması da mümkün görünüyor. 3. ev yeni ayı sizi kültürel anlamda, zihinsel anlamda destekliyor. Yaratıcılığınız artıyor. Bazı önemli ruhsal rehberlikler alabilirsiniz. Farkındalığınız da artabilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle önce burçlarda gezegenleriniz varsa Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, 14 derece ve yakınlarındaysa tabii ki yeni ayın güçlü tesirleri artacak. Yükselen burcunuzda güneşiniz de 14 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok çok tesirli olabilir, önemli olabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Yengeç burcundaki bu güçlü yeni ay 2. evinizde doğacak. Para evinizde önemli kapıların açılacağını, daha şanslı, daha bereketli bir dönemde olacağınızı söyleyebiliriz. İş arayan ikizler burçları, sizin için yeni iş imkanları olabilir. Parasal kazançlarınızda artışlar olabilir. Kaynaklarınızı doğru değerlendirmeniz, kazanç elde etmeniz, kendinizi maddi manevi güvende hissetmeniz mümkün görünüyor. Bununla birlikte tabii ki keyifli alışverişler olabilir, harcamalar olabilir. Biraz daha kendinize yatırımlar yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Yengeç yeni ayı size ait bazı ev, emlak, mülk, arsa gibi konularınız, toprak gibi kaynaklarınız varsa hani buralardan gelir elde etmeniz de mümkün kılabilir. Bu alanlara bazı yatırımlar yapmanız da sağlayabilir. Sevgili ikizler,
yeni ay ve yeni ayın tesiriyle beraber maddi durumunuzda bazı iyileşmeler görebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etki almıyor biliyorsunuz. Özellikle öncü burçlar, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlakların 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Unutmayın, Jüpiter de burcunuzda. Dolayısıyla koruma altındasınız. Hayat size maddi manevi imkanlarını bu dönem daha bir fazla sunabilir. Bunları değerlendirmeye çalışın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bu yeni ay sizin yeni ayınız. Evet, 14 derece yengeç burcunda doğan Sirius'la birleşen bu yeni ay hayatınızda yenilikler getirebilir, sizi farklı bir boyuta taşıyabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa hayatınızın çok kadersel bir döneminde olduğunuzu söyleyebilirim. 6 Temmuz ve yakınlarında doğan tüm yengeç burçlarımız için de bu hafta çok ilginç etkiler getirebilir. Bu yeni ay döngüsü kendi içinde olumlu enerjiler taşıyor. Zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı. Hayatımızdaki engelleri ortadan kaldırıp yolumuzu açan, bize destekler getiren bir yeni ay döngüsündeyiz. Balık burcundaki Satürn'den güzel tesirler alıyorsunuz. Mars'tan olumlu tesirler alıyorsunuz. Grup çalışmaları, ekip çalışmaları, projelerinizle ilgili daha aktif olabilirsiniz. Özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, daha uzun vadeli işleriniz, bunlar hani eğitim, akademik konular olabilir, medya yayıncılık işleriniz, teknolojiyle bağlantılı işleriniz olabilir, yurt dışında yerleşmek, okumak, çalışmak gibi konularınız olabilir. Bu alanlarda, uzun vadeli konularda işlerin hızlanması ve biraz daha belki olumlu gelişmelerin olması hayatınızı değiştirecek anlamda mümkün olabilir. Bir yandan da tabii ki manevi anlamda farkındalığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Çünkü mistik bir yıldız, Sirius yıldızı. Aslında ruhsal rehberlikler size getirebilir. Ancak hak edişlerle de çok alakalıdır. Dolayısıyla mümkün olduğunca sizin için de, sizin tekamülünüze hizmet eden alanlarda hak edişlerinizle de sizi karşılaştırabilecek önemli bir dönemdesiniz. Dolayısıyla hayata biraz daha bu yönden bakmanız, biraz daha manevi beklentiler içerisinde olmanız, ruhsal derinleşmeler içerisinde olmanız, sezgilerinizi değerlendirmeniz de çok doğru olabilir, çok yararlı olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Sirius'la birleşen yengeç yeni ayı 12. evinizde doğacak. Çok mistik bir yeni ay enerjisi altındayız. 12. evde genel olarak daha ruhsal, daha içe dönük bir alandır. Bu yeni ay sizi biraz içinize döndürebilir, biraz hayatı sorgulatabilir ama önemli farkındalıklarınız da olabilir. Dolayısıyla buna izin verin. Meditasyon yapın, dua edin, biraz böyle sezgilerinize yönelin, iç sesinizi dinleyin, tefekkür edin. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde önemli uyanışlarınız olabilir. Boğa burcundaki Mars'ın hareketi, kariyeriniz, geleceğinizle ilgili konularda daha aktif olmanızı, daha bir çaba içerisinde olmanızı şu anda gösteriyor. Bunun için ihtiyacınız olan yardımlar varsa, maddi yardımlar ya da manevi rehberlikler, yardımlar olabilir. İşte bu yeni ayda o çaba içerisinde size yolu gösterecek, yolu açacak yardımları, destekleri de rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu yeni ay ile birlikte ruhsal ve bedensel iyileşmeler mümkün. Bunun için biraz kendinizle ilgilenin. Sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Arınma, terapi, şifa çalışmalarınız olabilir, diyet çalışmalarınız olabilir, işte çalışma alanlarınızı, yaşam alanlarınızı düzenleyebilirsiniz, zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz, beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Tüm bu etkilerde hayatınızı iyileştirmek adına sizin için çok güçlü çalışabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 14 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın etkileri biraz daha önemli ve dikkat çekici olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Yengeç burcunda doğacak Sirius'la birleşen bu güçlü yeni ay sizin de şans evinizde, 11. evinizde doğacak. Üstelik Boğa burcundaki Mars'tan, Balık burcundaki Satürn'den de güçlü etkiler alıyorsunuz. Çok etkili, önemli bir yeni ay döngüsünün olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu yeni ay hak edişlerle ilgili, mistik bir yıldız, Sirius yıldızı, kadersel etkilerle alakalı, tekamülümüzle alakalı. Dolayısıyla alacağınız içsel ve dışsal rehberlikler olabilir. Çalıştığınız, çabaladığınız, ürettiğiniz alanlarda hedefleriniz var, dilekleriniz var, hayattan beklentileriniz ve projeleriniz var. İşte buralara ışık tutan, böyle çok aydınlatıcı, güçlü bir yeni ay bu. Sizi bir şekilde
ilerlemeniz gereken yola götürebilecek önemli tesirler olabilir. Bu alacağınız bir teklif olabilir, karşılaştığınız bir proje olabilir, tanıştığınız bir insan olabilir, girdiğiniz bir çevre olabilir. İşaretleri iyi takip edin. Bu dönemde özellikle ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, evlilik, arkadaşlık gibi konularda biraz daha uzun vadeli temeller içerisindesiniz. Buralarda arayışlarınız, sorgularınız da var. Ama bu yeni ay doğru ilişkileri, size destek olacak kişileri hayatınızda daha kalıcı bir şekilde tutabilir. Doğru kişilerden, mesela eşinizden, partnerinizden de güzel destekler alabilirsiniz. Birlikte bir şeyleri yapmak, oluşturmak adına da adımlar atabilirsiniz sevgili Başaklar. Özellikle Mars'ın da Boğa burcundaki hareketi, Uranüs'ün de Boğa burcundaki alandaki tesiri güzel seyahatler getirebilir. Yurt dışı alanında, yabancılarla ilgili alanlarda açılımlar olabilir. Yayıncılık, medya, internet, online alanlarda çok güzel bazı gelişmeler, akademik işler, üniversite gibi, eğitim gibi alanlarda da yine ya da hukuksal bazı işleriniz, bunlar bir mahkeme, dava işiniz olabilir. Orada da hak edişlerinizle ilgili önemli etkiler getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların 14 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, güneşiniz ve yükselen burcunuzda böyle bir 14, 15, 16 derecelerde ise gerçekten bu yeni aydan çok güçlü tesirler alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, tüm öncü burçlarımız olduğu gibi siz terazileri de önemli ölçüde etkileyecek güçlü bir yeni ay doğacak. Sirius'la birleşen bu yengeç yeni ayı sizin kader evinizde, gelecek evinizde, özellikle kariyer evinizde önemli olacak. Rehberliklerle karşılaşabileceğiniz, bazı mistik etkilerle de karşılaşabileceğiniz önemli bir yeni ay. Biliyorsunuz Sirius yıldızı her zaman astrolojide ve kadim bilgilerde önümüze çıkan bir yıldız, ruhsal bir yıldız. Ve bu yıldız ruhsal gelişimimizle de çok alakalı. Sizin de kaderinizi etkileyecek bazı kapılar açabilir. Çeşitli şekillerde olabilir bu. Doğru bir işe girmeniz, iş arıyorsanız bir mesleğe başlamanız ya da kariyerde bazı kararlar verip değişimler içerisinde olmanız mümkün. Sadece iş ve meslek olmayabilir. Evlilik olabilir. Yengeç çünkü yuva kurmak ve evlenmekle alakalı. Bununla birlikte işbirlikleri, ortaklıklar olabilir. Aileyle ilgili konular, dinamikler, ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir ki yaşam döngünüzde tabii ki bunlar da çok önemli tesirler. Yer değişimleri, taşınmalar ve benzeri konular olabilir. Buralarda aslında hak edişlerinizle bağlantılı, kısmetli, geliştirici, farkındalık veren, aydınlatıcı bir yeni ay etkisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa birebir bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün de yengeç burcunda olması iyicil etkileri, özellikle iş, kariyer ve toplumsal statünüzde başarı elde etmek adına size gelebilecek güzel yardımları da burada öne çıkarıyor. Yaptığınız bir çalışmanın kalıcı olması, ünlü olması, başarılı olması mümkün. Çünkü Venüs Pollux yıldızıyla birlikte. Bu yıldız kalıcı, ölümsüz bir yıldızdır. Yani yapılan çalışmaların veya sizin yaptığınız bazı işlerin çok görünür olması, kalıcı olması, ölümsüz olması mümkün olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Bu yeni aydan çok güzel açılar alıyorsunuz. Mars boğa burcunda, Satürn balık burcunda yeni ay ile olumlu bir açıda. 9'dan gelen bir yeni ay etkisi, 9. evden gelen bir yeni ay etkisi, ruhsal uyanışınız, hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz, felsefeleriniz ya da idealleriniz alanında size çok güçlü pencereler açabilir, farkındalığınızı arttırabilir, yolunuzu aydınlatabilir. Bu yeni ay şanslı bir yeni ay. Bir sınavı kazanmanız, özellikle öğrenciyseniz akademik alanlarda başarı elde etmeniz mümkün. Eğitimle ilgili fırsatlarınız var. Yurt dışı konularınız açılabilir. Hani bir vizeyi alabilirsiniz. Yurt dışı oturumu ile ilgili bir konunuz netleşebilir. Güzel seyahatler yapabilirsiniz. Deniz yolculukları, yurt dışı seyahatleri, hatta kutsal yerlere yapılacak seyahatler, geziler için güzel bir yeni ay döngüsündeyiz. Hukuksal arayışlarınız varsa, bir mahkemeniz, davanız, işte bu yeni ay size yine
olumlu kapılar açabilir, yolunuzu aydınlatabilir. İlişki dinamiklerinizde ve zaman zaman Mars'ın geçişi nedeniyle biraz çabalar var, çatışmalar var. Belki bir evlilik konunuz var, eşinizle ilgili ya da eşinizin yakınları, ailesi ve benzeri konularınız var. Ya da eşinizle bağlantılı ya da bir ortaklı işiniz ya da bir davanız, karşınızdaki kişi, rakibiniz, düşmanınız filan. Hani buralarda bir tehdit de olabilir tabii ki. Bu çabalarda, çatışmalarda bu yeni ay aslında olumlu açılımları, çözümleri de getirebilecek bir yeni ay. Satürn'den de güzel bir destek alıyorsunuz. Yeteneklerinizin güçlendiği, uzun vadeli belki bazı kendinizde bir şeyleri ürettiğiniz, ortaya çıkardığınız, maddi manevi kendinizi güvende hissetmek için bazı düşüncelerinizi, fikirlerinizi, davranışlarınızı güçlü bir şekilde dönüştürebildiğiniz de aslında önemli bir dönemdesiniz. Çocuklarla da ilgili güçlü destekler alabilirsiniz. Siz çocuklarınızın, çocuklarınızın çocukları, torunlar ve benzeri. Mesela evli bir çocuğunuz var, torununuz olabilir bu yeni ayda ya da çocuğunuz evlenebilir. Çocuğunuzun hayatında eğitiminde ve benzeri güzel gelişmeler olabilir. Tüm buralarda gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, güneşiniz ve yükselen burcun dereceniz yine 14 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan önemli, güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, yengeç yeni ayı 8. evinizi aydınlatacak. Oldukça mistik ve şanslı bir yeni ay bu. Para konularında önemli etkiler alabilirsiniz. Daha çok ikili ilişkiler, paylaşımlarınız, borç alacak konuları, bu bir kredi konusunun netleşmesi olabilir ya da burada atacağınız bir adım olabilir. Vergi, sigorta, emeklilik gibi bir konunuz, işte miras paylaşımları, tazminat, nafaka, burs beklentileriniz ve benzeri alanlarda önemli etkiler olabilir. Venüs'ün buradaki iyicil tesiri maddi konularda size rahatlık getirebilir. Para dışında tabii ki biraz daha 8. ev bazı krizler, sağlık konularıyla da ilgili olabilir. Yani sağlık amaçlı bir ameliyat, operasyon, şifa amaçlı veya güzellik, bakım, estetik gibi de olabilir. Böyle bir operasyon sağlıkla ilgili gündeminizde olabilir. Buralarda önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde karar vermek, bir adım atmak, başlangıçlar yapmak için de önemli tesirler altında olabilirsiniz. Eşinizin gelirleri, mesela eşiniz işe girebilir, eşinizin kazançları artabilir veya eşinizin kazançları, ortak kazançlarınızla ilgili ortaklaşa bazı kararlar verebilir, yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 14 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, tüm öncü burçlar olduğu gibi siz de bu Yengeç yeni ayından çok güzel, özel tesirler alabilirsiniz. Sirrus'la birleşen mistik, ruhsal, böyle çok şanslı, enteresan bir yeni ay doğuyor. Hem de tam ilişki evinizde. Venüs orada biliyorsunuz. Satürn'den güzel bir destek alıyor bu yeni ay. Mars'tan yine olumlu bir açı alıyor. Aslında ilişkilerinizle ilgili çok yapıcı, kısmetli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Şanslı tanışmalar olabilir, başlangıçlar olabilir, güzel teklifler alabilirsiniz, aşık olabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz var, işte evlilik teklifi alabilirsiniz, evlilik kararı verebilir, evlenebilirsiniz. Evlilik için süper bir yeni ay döngüsündeyiz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Üstelik Satürn'ün de böyle kalıcı, destekleyici bir etkisinin olması yeni ayında daha böyle hayatınıza getirdiği unsurların daha verimli olmasını sağlıyor. Eşiniz evliyseniz mesela eşinizin yaşamında olumlu gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak gibi böyle bir önemli kararınız olabilir. Yuva kurmak, çocuk sahibi olmak ve benzeri ya da çocuğunuz var. İşte çocuğunuzun eğitimidir. Onunla ilgili konular, onun hayatı veya onun çocukları, işte torun sahibi olmak gibi ve benzeri tesirler hayatınızda etkiler getirebilir. Parasal konularda da desteklendiğinizi söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha özel, güçlü etkiler alabilirsin. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 14 derece yengeç burcundaki bu güçlü yeni ay sizin 6. evinizde doğacak. Özellikle günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız, rutinleriniz, evcil hayvanlarınız ve benzeri konularda önemli, şanslı etkiler başlangıçta içerisinde olabilirsiniz. Şifalandırıcı ve kısmetli bir yeni ay. Tabii ki hayata bakışınızın, düşüncelerinizin, hedeflerinizin de belirmesi, bazı önemli
rehberlikler almanız da mümkün görünüyor. Satürn'ün ikinci evinizde olması ve yeni ayda da güzel bir etkileşim içerisinde olması aslında iş, çalışma, meslek ve buralardan kazanabileceğiniz paralar ve uzun vadeli bazı maddi yapılandırmalar için de bence uygun etkiler getirebilir, size kapılar açabilir iş, çalışma ve para konularında. Mars da Boğa burcunda, özellikle ev yuva alanlarınızda da ailevi konularda bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Enerjinizi şu dönemde daha çok evde harcıyorsunuz. Eve, aileye. Evde çalışanlar için tabii ki evde de bir efor söz konusu. Ama bunların daha yapıcı olması, daha düzenli olması ve sonuç vermesi mümkün. Bu yeni ayla birlikte sağlığınızla ilgilenebilir. Sağlığınızı iyileştirmek için işte yeni bir beslenme programı, diyet programı, bir sağlık sorunu varsa şifalanması mümkün. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Özellikle köpek yeni ayı Sirius. Belki bir köpek sahiplenmenizi, barınaktan almanızı ve benzeri güzel tesirler getirebilir hayatınıza. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak. Bu burçların 14 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü ve önemli olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Yengeç burcundaki yeni ay 5. evinizi aydınlatacak. Çok güçlü, mistik, ruhsal ve şanslı bir yeni ay. Üstelik romantizmle de ilgili ve sizin romantik şans evinizde olacak. Bu yeni ay ile birlikte hayatınızda maddi manevi güzel açılımlar olabilir. Mutluluk, keyif, neşe ve güven bulabilirsiniz. Çünkü burcunuzdaki Satürn'ün bu yeni ayla güzel bir tesiri var. Mars'tan da olumlu açı alıyorsunuz. Düşüncelerinizde biraz daha istikrar oluşmaya başlıyor. Netleşmeler var. Bir hedefiniz varsa kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfedip değerlendirebilirsiniz. Bu yeni ayla birlikte aşık olabilirsiniz. Evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, doğum, yuva kurmak gibi konuları çok etkiliyor. Çocuklarınız varsa tabii ki onlarla güzel zamanlar paylaşmanız, güzel keyifli tatiller yapmanız, çocuklarınızın hayatında başarılar olması, açılımlar olması mümkün. Maddi manevi şanslarınız, yatırımlarınız için de bu yeni ay size olanaklar getirebilir kuşkusuz. Sanatla ilgilenmek için güzel bir dönemdesiniz. Yeni bir hobiye başlayabilir, güzel bir eğitime de başlayabilirsiniz. Çünkü Mars şu dönemde sizi eğitim için, bir şeyleri öğrenmek için çok daha destekliyor. Satürn de burcunuza, hayatınıza bir sorumluluk, bir disiplin getirmek istiyor. O yüzden herhangi bir konuda kişisel gelişim olabilir, sanatsal olabilir, bir dil öğrenme olabilir, mesleki bir eğitim olabilir. Bir eğitime başlayabilir, hayatınıza uzun vadeli böyle kalıcı yapılar dahil edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak gibi 14 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve güneşiniz ya da yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarında bir balıksanız bu yeni aydan çok daha güzel, güçlü etkiler alabilirsiniz.